Bu gördüğünüz bitki ölmez diken. Evet, diken şeklinde. Yapraklarının ucu sivri olduğu için ölmez diken denir. Evet. Böyle diken gibi ucu, yaprakların ucu sivri. Ölmez diken veyahut da tavşan memesi diye de anılır. Ölmez dikenin, bunun meyveleri kırmızı olduğu için iri iri tavşan memesi denir, meyvesinden dolayı. Bunun kökü sökülür ve kurutulur, çayı yapılır. İçilirse hemoroide, yani bağırsağa karşı etkili bir. Bununla ilgili Profesör Doktor Atla, Profesör Salzman, Profesör Doktor Ernstmann gibi Alman ilim adamları 1961 hastayı tavşan memesi köküyle tedavi etmişler, fitiller yapmışlar, hemoroidi tedavi etmişlerdi. Ölmez diken kökü aynı zamanda variz, venöz yetmezlik, toplar damar iltihaplanması gibi baldır ve bacaklarda oluşan ağırlığı, kramplığı, rahatsızlıklara karşı da idealdir. Bacaklarda oluşan bacak reflüsü dediğimiz damarlarda kanın sıvının geri kaçması nedeniyle ventil şeklindeki toplar damarlardaki kapakçıklar görevini yapamazsa tam olarak, burada biriken kirli kan zamanla baldır ve bacaklarda kaçma olur dokuya. Bu da nasıl anlaşılır? Kişi evine gittiği zaman evinde çorabını çıkardığında çorabın lastiğinin izi kalırsa bacak reflüsü, yani bacaklarda zafiyet başlamış demektir. Hemen ilerlemeden tedavi olmak gerekir. Bunun için de biz çok özel bir formül geliştirdik. At kestanesi forte. Birleşiminde at kestanesi otu ekstraktı, ölmez diken ekstraktı, çoban çantası ekstraktı, civan perçem ekstraktı gibi 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan at kestanesi forte ne yapıyor? Hemoroide iyi gelir, yani bağırsağa. Toplar damarlardaki iltihaplara iyi gelir, kirli kanı temizler, ventillerin, yani ventil şeklindeki kapacıkların çalışmasını, fonksiyonunu artırır. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Etkisi ispat edilmiştir. Hürmetler, saygılar.